Merhaba YouTube, videoya hoş geldiniz. Sakalsızız bu sefer. Neredeyiz abi? Bodrum Havalimanı'ndayız. Tam adını bilmiyorum. Bodrum neymiş, dur hemen bakıyoruz. Bilhas Bodrum Havalimanı. He, adı yok. Başka adı var zannediyordum. Neyse. Ne için buradayız? Başlıktan da Instagram'dan takip edenler de zaten biliyordur. Güzel bir iş için buradayız. İnşallah güzel olur yani. Bu videoya inanlarında işlem sonuçlanmış olacak. Ama şu an bendeki heyecanı, sıkıntıyı bilemezsiniz. Bayağı bir böyle bir şeyiz yani. Sabah saat 6 küsür, 6 çeyrek geçiyor. 7.45 uçağıyla İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'dan da Kadıköy'e geçeceğiz inşallah. Oradan da bakacağız arkadaşa. Eğer bir şey çıkmazsa Allah'ın izniyle bu öğleden sonra akşama doğru yeni bir hayatımız olmuş olacak demeyelim tabii, öyle o kadar büyük işler değil ama yeni bir şeye adım atmış olacağız. Evet. Çok sıktı bu işler aslında, standart işler. Şimdi evet. Böyle ara ara böyle şey çalışacağız, böyle işte yok şeyden geçiyoruz, yok uçak kalkıyor, uçak iniyor falan, öyle saçma şeyler yaşayacağız ama neyse, vakit geçirelim. Altta da müzik koyarım, takılırız. Hadi ben içeri gireyim, sonra içeriden check-in bilmem ne bir şeyler yapalım, o işleri çözelim, bir daha konuşuruz. En son Bodrum Havaalanı'na geldiğimizde bayağı farklı bir şekilde gelmiştik. Bu sefer böyle. Aslında işte hayat değişiyor insan. Garip. Burası küçük, sakin. Bu arada şöyle bir İstantaneden bahsedeyim. Ne zaman sakalımı kesip bir araba veya başka bir şey almaya gittiysek alamadık. Nasip olmadı. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Yani totem gibi bir şey oldu. Sakal kesip gidince alamıyoruz arabayı. Da neyse, bakalım hayırlısı. Yaptık çekini. Şimdi yüz kaç dedi, yer dedi. Öf ya, inşallah çantayı da atmazlar şurada. Bayağı sıkı girdiydik. Neyse, dağıtırlarsa da yapacak bir şey yok artık, ne yapalım. Bir daha toplarız. Çantası falan. Bir de bende şöyle bir hastalık var. Bir şeyden iki tane almam gerekiyor yanıma. Bir yere gidiyorsam başıma iş almayayım diye. Çünkü bir yere gidip satın alamıyorum ben, üstüme başıma uygun bir şey. İri olduğum için her yerde bulunmuyor. Öyle olunca yolculuk biraz zor oluyor. Neyse, bakacağız artık. Büyük bir rezillik unuttuk. Ben iki tane, bir tane toks, bir tane... 100 yıldız tornavida almıştım yanıma. Onları unutmuşuz. Onları almadılar uçağa dediler. Kötü niyetli insanlar. Bunu dediler, uçağın altına vereceksiniz. Geçen geldiğimde de şey var. Geçen geldiğimde de benim Sinclair şeyim var. Kart. Böyle kredi kartı şeklinde uçağım var. Onu unutmuşuz cebimizde. Yine giremedik uçağa. Böyle. Neyse, bunu artık bagaja vereceğiz. Halledeceğiz bir şekilde. Gönlümün efendisi. Neyse. Çok stres yapıyorum uçağa şey verirken. Bagaj. Öyle şaka. Kemerinizi bağlamak için metal ucu tokaya takıp itin. Kemerin ucunu çekerek belinize göre ayarlayın. Kemerinizi açmak için tokanın kapağını kaldırın. 2 yaşından küçük çocuklar için kabin ekibi tarafından bebek kemeri verilmektedir. Kabinde basınç kaybı olursa başınızın üzerindeki kapaklar açılacak ve oksijen maskeleri...
merhaba İstanbul. Sen benden büyüksün. Neyse. Çoğu bilmek her zaman için istedir. Tabii ilk uçağım değildi bu ama yine de her uçağım ilk uçak gibi oluyor. Güzel ya. O arada da ne motora binilir. Neyse. Bizim işler hep ters böyle. Olsun. Ilık su motorculuğu yapmıyoruz en başta. İnşallah tabi alabilirsek. Burada hep bir ikilem oluyor. Şuradan mı gidelim? Buradan hızlı gidelim bence. Siz ne yapıyorsunuz buralarda? Görüyor musunuz? Buradan Kadıköy'e geçeceğiz. Kadıköy'e direkt böyle bir geçiş varmış sanırım. Onu kullanacağız. Bakalım havaüsü de varmış, normal otobüs de varmış. Hangisi uygun olursa onunla gideceğiz. Merhaba İstanbul. Evet, Yeni Sahra'ya geldik. Buradan Bostancı tarafına geçeceğiz. Bostancı Luna Park'ın da oradaymış. Motosiklet. Biraz yoruldum. Çanta 10 kilo. Velhasıl böyle. Şimdi buradan bir taksiye bineceğiz, gideceğiz. Hadi gidelim. Güzel bir ufaklık varmış. Bu arada burası motorun sahibinin dükkanıymış abi. Hani aramızda ticaret olsun olmasın, şu an motora bile bakmadık ama olsun olmasın, hani iyi insanlar, hani ticaret olsun olmasın, eş dost, hani böyle bir sıkıntı yok. Burası da onların dükkanıymış. Öyle şimdi motora bakmaya gideceğiz, bir Yamaha'ya gideceğiz, birkaç şeyine bakacağız. Sonra işte artık motorun nesine bakılırsa ben de o işlere bakacağım. Motoru alacağız inşallah. Ondan sonra da tabii ki ekipman almaya gideceğiz. Ekipmansız olmayacak. Bakalım nasıl olacak süreç. Sizleri de yanıma alayım. Polis abiler artık birazcık bizi salacaklar. Neyse, hadi bakalım. Olmadı bir de drone alalım gelmişken diyeceğim ama motora bütün parayı sığıyoruz. Değil mi kız? Hayırlı olsun dedik arkadaşlar. Güzel, zaten dediklerinden başka hiçbir şey çıkmadı. Eksiğini yediğini konuştuk. Zaten kendisi de, bu da CYP, göstereyim, dükkanı burada. Hani beni de paylaşabilir, hani paylaşma istersen de dedi. Benlik sorun yok dedi. Hani aldım ya, ben böyle alışverişi seviyorum arkadaşlar. Böyle insan kazanıyorsunuz bir mal alırken, o güzel bir şey. Keşke hep böyle olsa alışverişlerimiz. Şimdi gideceğiz Yamaha'ya, birkaç bir şeyine bakacağız. Bir aynası falan şeymiş, garantiden değişecekmiş. Onları yapacağız. Ondan sonra ekipman almaya gideceğiz. Tabii bir ara notere gideceğiz. Hadi görüşürüz. Evet, oraları çekmedik ama Yıldız Yamaha'ydı değil mi? Hı hı. Abi, bu arada motorun sahibi Emre abi. Selamlar arkadaşlar. Merhaba. Yıldız Yamaha'ya gittik. Birkaç dökümünü aldık işte. Bin bakımı yapılmış falan. Onların dökümünü aldık. Şimdi bir de padok aldık oradan. Padok, egzoz, orijinal egzoz, şimdi üstünde gördüğünüz mi var. Onları halledeceğiz, göndereceğiz. Burada da eski plakamız burada. Plakayı inşallah kabul eder noter. Küçük çünkü.
Bakacağız bakalım. Şimdi de Kerem gelmiş. Kerem Ahiro biliyorsunuz tabii. Beni takip ediyorsanız biliyorsanız onu zaten biliyorsunuzdur. Kerem de bizim Emre abi şu an motorun şu anki sahibinin şeyiymiş, arkadaşıymış. O muhabbetle tanışmışlar bu YouTube muhabbetine. Kerem abi de droncu olduğu için. Oradan ya dedi ben de tanıyorum. Hem dedim ben de hani ya dedim tanışalım edelim. Kerem'in de vakti boşmuş. İnşallah güzel bir şeyler yapacağız. Çabur geçti. Böyle. Noterde işte öğleden sonra, cumadan sonra halledeceğiz noteri de. Motorumuzda bir sıkıntı yok tabii ki. Öyle ilk İstanbul trafik deneyimim artçılı oldu. Abi İstanbul'da gerçekten ve gerçekten otomobile yani motosiklete otomobil saygı duymuyor. Gerçekten çok zormuş. İşiniz çok zormuş. Şu an anladım. Saygı duydum İstanbul'da motorculara. Zor abi zor. Neyse biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Satışımızı alalım. Ondan sonra kaskı maskı ekipmanı almaya gideceğiz. Bakacağız. Böyle. Vallahi mutluyum. Biniyoruz biraz. Eksiği gidiği yok çok şükür. Bir şey yok. Böyle. Böyle işte. Böyle heyecandan kusura bakmayın. Ne yapacağımı kurgulamıştım aslında ama birazcık böyle kafa karışıyor. Hadi biz yemeği yiyelim. Toparlayalım sonra biraz videoyu. Böyle elinizin gömüldüğü köpekleri sevin. Alttan olması lazım ya. Dört var. Burayı attın mı? Harika var. Tamam. Deli. Deli. Oo, dört tane ayrı led bağlayabiliyor musun? Güzel. Bu arada bunlar da... Abi bunları ben çok bilmiyorum. Neydi abi bunun ismi? Yani... Ne bunun olayı? 6x6. Radyo kontrol, RC araç. Elektrikli ama daha fantastik elektrikli. Ama aksam olarak gerçek araçla birebir yani. Aynen şeyleri falan efsaneydi evet, ya. Difransiyel, şanzıman vesaire. Baksana. Gerçek hani bunlar. Tabii 6x6. Bak ha, bak mesele. Şöyle sadece arka çevireyim mesela. Bak hepsi. Aynen. Şu an bana o kadar çok kişi söyledi ki ya nasıl bilmezsin bu işleri falan diye. Abi bilmiyorum kusura bakmayın çocukluğumu yaşayamadım ben. Yok çocuklukta zaten bunlar yoktuk. Aynen, sen yaşayamamış olabilirsin. Aynen, biz de şimdi yaşıyoruz çocukluğumuzu ne yapalım. Bunlar güzel ama ya. Adam bak hem motor alıyor hem YouTube'a video oradan evet. Para gelecek falan filan derken. Abi işi çözdüm ben ya. Güzel iş ha. Harbiden güzel iş. Vallahi işi çözdüm. Bir tane de abi durun. Biz sürekli, bize biz sürekli bu işin içindeyiz. Biz de çeksek böyle abi. Güzel. Bu kullanılacak şimdi. Değil mi? Değil mi kız? Arka fren yapsana bir tane. Falan yapmadım. Ayar yok mu? Gerçi var mıdır ayarı ya? Niye? Oradan belki şeyin var. İsmi nedir? Müşürü bozuktur be. Kendi beyninden böyle bir tık 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 bir şey var mıdır? Evet. Beynindir bence. Bunlar güzel. Bunların mesela lastikleri görüyordum ben videolarda falan. Merkez kaçtan böyle... Hatta demiştim hani bunlar niye böyle şişirilmeyen lastik kullanılıyor diye. O zaten... Gerek kalmıyormuş hani kullanırken. Fantastik. Bu da havada 130 kilometre hız yapıyor. Evet çıkıyordu değil mi bunlar? Herhalde. Bu da elektrikli herhalde doğru, değil mi? Yani. Abi peki bu benzinli işi bitti mi yoksa? Yani bu elektrik biraz benzinli daha güçlendi herhalde. Elektronik teknolojisi daha hızlı ilerlediği aynen, için benzinli aynen. Geçti gibi düşün. Ah geçti gibi. Aynen. Öbür uğraşıyor. Şey benzini de tam benzin konulmuyordu ona böyle bir. Nitro konuluyordu aynen. Aynen o zor oluyordu. Karbüratör ayarı yapmak gerekir. Ha, aynen soğuk aynen. Havada, güneşli havada. Aynen işte. Bizden insanlar artık elektrikli tercih ediyor. Bak, ve daha hızlı oluyor. Diyorsun diğer taraf dönüyor. Aynen. Bakalım. Tamam şu an çıktı. Neyim? Tamam. Bayağı locker'lı ya. Bayağı bildiğin. Ömür çitledi. Havalı locker. Oha ikili mi gitti o? Şu an ömür çitledi. Şu anda... Şu anda hepsini çitledi abi. Güzel. Oyuncak gibi değil yani. Gerçekten. Gerçek gibi. Gerçek bu ışıklar çok tatlı. Işıklar çok iyi abi. Ben de alttan böyle... Rus şey müziği koyalım şöyle ha. Şöyle gel abi. Back, 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 back to those days. I was running, 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 running in one place. Set it, set it, set it, set it.
childhood. Çok iyi ya. Ama ilk hassasiyet kötü kanka. Yani sağlam bir kraldır gibi değil yani. İlk gaz hassasiyeti. Kumandadan bence. Kumandadan. Kumandadan olabilir aynı. Böyle bir mesela şeyi Futoba 4 PKS falan alıp böyle. Çapraz gir, çapraz. Allah'ım yarabbim. Kitlendi. Yırta yırta çıkıyor. Amortisörleri falan bildiğin gerçek ya. Çalışıyor şuna bak. Motor bir de bundan alıyorum. Hayır bak. Tamam. Bence bunu verme. Tamam mı? Bunu veriyor musun? Bunu verme. Bunu test şeyi yap. Aynen. Yalnız şunun için harbiden şöyle bir test şeyi yap. Mesela evet ben ya. Müşteri olsam şunu diğer, gördüğümde alırım ama. Diğer tarafa geçersem onun arazi kısmını işte bir... 3 senelik böyle bir heves, böyle uğraş bilmem ne. Alacaktın, satacaktın, kavga, dövüş bilmem ne. Çok şükür abi. Neydi? Amacımız neydi? Böyle bir motorun özgürlüğünü yaşamaktı. Kendime plaka taktım. Velhasıl kelam. Neyse ne abi çok şükür. Şu manzara hemen gösteriyorum. Olmasında bana imkan veren aileme çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kendilerinden. Güzel bir hayatımızın yeni bir dönemi oldu bu arkadaşla. İnşallah kazasız belasız sağ salim böyle güzel bir şeyler yaşayacağız arkadaşlar. Öyle biliyorsunuz benim çok öyle bastı çekti gitti geldi girdi çıktı hevesim yok. Güzel bir video serisi de yapacağız bu konu hakkında. Öyle başlayacağız sonuna kadar götüreceğiz göreceğiz. Hayırlısı bakalım hakkımızda. Öyle yaptık bir şey. Bir delilik. Patron çıldırdı. Böyle bu videoyu da burada kapatmış olayım. Burada ben biraz daha şöyle gökyüzüne bakayım. Güneşi batırayım. Buradan eller üşüdü. Eldivensiz çıkmak zorunda kaldım acil. Eldivensiz çıkmayın. Çok kötü. Hem üşüyor hem Allah korusun. Kaza bela. Velhasıl plakamız da zaten yok burada. Şimdi hemen Emre abinin yanına gidelim. Eşyalarımızı düzenleyelim. Bu gece çıkmayacağız yola. Noyan'ın yanına gideceğiz. Bakalım karşıya geçeceğiz. Köprü trafiği İstanbul. Motor bilmem ne hani nasıl olacak inşallah kazası belası. Neyse hadi görüşürüz. İlk benzin. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. İlk benzin. Hadi hayırlı olsun. Benim son iki arabam hep buradan aldım ilk benzinleri. Güzel oldu. Burası Beşiktaş'ta bir şey.